Ercan Başar, sınıf öğretmeniydim. 2012 yılında Van merkezde göreve başladım. 8 Şubat tarihinde göreve başladım. İlginçtir. Yine 2017 yılında 1-8 Şubat günü çıkarılan bir KHK'yla, 686. KHK'yla görevimden ihraç edildim. Bu süre zarfı içerisinde 5 yıl görev yaptım Van merkezde. 2015 yılında bu süre zarfı içerisinde 2015 yılında hakkımda sosyal medya paylaşımından dolayı idari soruşturma açılmıştı. Paylaşımlarım da öldürülen çocuklardı. Savaş alanında öldürülen çocuklardı. Ben bir insan hakları aktivistiyim. Yıllarca bu alanda mücadele ettim. İnsan hak ve hukukunu savundum. Hep ölümlere karşı durdum. Bundan dolayı paylaşımlarım oldu sosyal medyada. Ve bu paylaşımlarım bir şekilde terör örgütü propagandası denilerek hakkımda idari soruşturma açtılar. İdari soruşturma sonuçlanmadan 2017 yılında ihraç edildim. Görevimden uzaklaştırıldım, ihraç edildim. İhracım niçindi, nedendi hiçbir şekilde bize tebliğ edilmedi. Sadece gece yarısı çıkarılan KK'lerde isimlerimizi gördük. Öyle öğrendik. Sonraki gün okula gidemedik. Görevimize bu şekilde son verildi. Yaklaşık bir 7-8 ay sonra idari soruşturmam sonuçlandı. Merkez Disiplin Kurulu hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verdi. Ama neticesinde ihraç edilmiştim. Niye böyle bir karar verdiklerine de hiçbirimiz anlam veremedik. Milli Eğitim'deki arkadaşlar beni aradıklarında, tebliğ etmek istediklerinde şaşırmıştık. İkimiz de, iki taraf da şaşırmıştı. Yani sonuçta öğretmen değildim ve neden bu ceza verilmişti? Öyle bir durum yaşadık. Tabii OHAL komisyonuna başvurduk. Dava açamıyorduk. Hiçbir şekilde hukuki yollara başvuramıyorduk. OHAL komisyonu 5 yıl boyunca bizi bekletti. 5 yıl sonunda hakkında red kararı verdiler. Red gerekçesi ise yine geçirmiş olduğum idari soruşturmamdı. Kurum kanaati diye geçiyordum. Tabii şunu da unuttum. 2017 yılında idari soruşturmadan sonra bir adli soruşturma, yine aynı sosyal medya paylaşımlarından dolayı adli soruşturma açılmıştı Siirt 2. Ağır Ceza'da. OHAL komisyonu red kararı verdikten sonra ben Ankara İdare Mahkemesi'nde başvurduk hukuki olarak avukatımla birlikte. 24. İdare Mahkemesi 23 Mayıs'ta hakkımda karar verdi. O da red verdi ki çok ilginç bu da hani bizi şaşırtmıştı. 24. İdare Mahkemesi 23 Mayıs'ta karar verdi ve benim 24 Mayıs'ta Siirt'te karar duruşmam vardı. Neticesinde 24 Mayıs'ta da beraat kararı aldım. Yani 24. İdare Mahkemesi kesinlikle duruşma gününü beklemeden direkt hakkımda red kararı vermişti. Tabii tesadüf mü yoksa hani sistem bilerek mi yaptı onu bilmiyoruz. Aklımızda soru işaretleri kaldı. 24 Mayıs'ta beraat kararı aldıktan sonra bunu istinafa gönderdik. Şu an dosyam Ankara 14. İdari dava dosyasında, yani istinafta ondan gelebilecek kararı bekliyoruz. Başımdan geçen en ilginç olay ise şu oldu. Birincisi aslında 8 Şubat 2012'de göreve başlamamdı. 8 Şubat 2017'de görevimden ihraç edilmemdi. En ilginci buydu. İkincisi ise bir gün tesadüfen ÖSYM sitesine girip, işte görevli işlemler sitesine girip kaydımın olup olmadığını öğrenmek istedim. Girdiğimde beni şok eden bir tabloyla karşılaştım. Orada siteye girişiniz engellenmiştir. Son tarih ise 9.999 tarihi. Aralık 31.9.999 tarihi oldu. 9.999 yıl olarak. Yıl olarak. Yani sistem eğer 5 haneli olsaydı eminim 99.999 diye kaydederlerdi ama 4 haneli olduğu için 9.999 diye geçmişti. Bu ne anlam ifade ediyor? Peki bu...
Ben şöyle, tüm İraçlar için bu alanda mücadelemizi sürdürdük. Çok ilginç şeyler yaşadık. Cemaat mensubuyken işte çocuğu olmayan birinin çocuklarını işte cemaat okullarına göndermekle suçlandığını yaşadık. Bu yüzden ihraç edildiği ya da işte cezaevine atıldığı insanlarla tanıştık. Hakkında hiçbir davası olmayan, hiçbir soruşturması olmayan arkadaşların ihraç edildiğini gördük. Böyle durumlar yaşadık ama biz her alanda insan hakları aktivisti olarak her alanda bu arkadaşlarımızın yanında olduk. Eğitim sendikalar olsun, diğer sendikalardan olsun hepsinin yanında durmaya çalıştık. Hepsinin hukuk mücadelesini yürütmeye başladık. Biraz daha objektif bakmaya çalıştık bu sürece. Hukuki süreç tabii sağlıklı işlemedi. Çünkü halen birçoğumuz ihraç bekliyoruz. Herhangi bir karar çıkmadı hakkımızda. Yavaş yürütülüyor, soruşturmalar yavaş yürütülüyor ya da karar verilmiyor. 2-3 yıl boyunca idari soruşturma geçiren arkadaşlarımız hala bekliyor. Dosyaları istinafta olan arkadaşlarımız 2-3 yıldır cevap bekliyor. Süreç bu şekilde devam ediyor hala bizim için. Kendimle ilgili bir değerlendirme yapmam gerekiyorsa ortada bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluk tabii benim sadece bana özel değil, tüm KK'larla ilgili bir hukuksuzluk. Bu hukuksuzluğun kesinlikle giderilmesi gerekiyor. Yani bu hukuksuzluğun giderilebilmesi adına demokratik adımlar atılması gerekiyor. Demokrasinin tekrar yeniden inşa edilmesi gerekiyor bu ülkede. Umarım en kısa sürede gereken adımlar atılır ve tüm KK'lı arkadaşlar görevlerine iade edilir. Çünkü olması gereken de bu. Hakkımıza herhangi bir hüküm verilmeden hepimiz ihraç edildik. Hukuk tam anlamıyla işlenmedi bizim için. Davalarımız vardı, evet inkar etmiyoruz. İdari soruşturmalarımız vardı, adli soruşturmalarımız vardı. Ama bu soruşturmalar sonuçlanmadan, karara ulaşılmadan peşin hükümler verildi hakkımızda. İhraç edildik. ÖSYM gibi kurumlar 1999 yılına kadar bizi engelledi. Yani ÖSYM'nin bizim hakkımızda verdiği karar, işte engellemeler tam bir hukuksuzluktur. Peşin hükümdür. Ben sistemsel bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani ne demek 1999 yılına bu siteye girişiniz engellenmiştir. Bu bir peşin hüküm, bir hukuksuzluk değil de ne demektir? Yani 1999 yılına kadar yaşayabilecek miyiz? Hangimiz o yılları görebilecek? Sisteme girişiniz engellenmiştir denilebilirdi mesela. Bu neye benziyor? Bu bir milletvekilinin KK'lar için hani KK'lar işte iş bulamıyor, çalışamıyor, engelleniyor dendiğinde AKP'li bir milletvekilinin çıkıp ağaç köklerini yesinler demesine benziyor. Yani ihraç ediyorsunuz hukuksuz bir şekilde, adil bir yargılanma yapmadan, herhangi bir kararı beklemeden ihraç ediyorsunuz. Her türlü hakarete maruz bırakıyorsunuz. Yetmiyor, ağaç köklerini yesinler diyorsunuz. Yurt dışına çıkmalarına izin vermiyorsunuz. Cezaevine atıyorsunuz. Bir de ÖSYM gibi bir kurum 1999 yılına kadar engellenmiştir diyor. Bu noktada bizler bu günleri hatırlatacağız tekrar. Yarın öbür gün hepimiz iade olduğunda, haklarımıza kavuştuğumuzda bunların hepsini hatırlatacağız tekrar. Güvenceli iş, kamusal ve demokratik eğitim mücadelesini sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Eğitim Sen Batman Şube Yürütme Kurulu.